Cumhurbaşkanı, Başbakanımız Binali Yıldırım geliyor. AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Binali Yıldırım ve saygıdeğer eşi Semiha Yıldırım hanımefendi sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Yolları bölen, gönülleri birleştiren, kıtaları denizin altından birleştiren AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Binali Yıldırım. Değerli Kütahyalılar, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Buradan Altıntaş'a, Aslanapa'ya, Çavdarhisar'a, Domaniç'e, Dumlu Pınar'a, Emet'e, Gediz'e, Hisarcı'ya, Pazarlar'a, Simav'a, Şaphane'ye, Tavşanlı'ya selamlarımı gönderiyorum. Toprağın pişip sanata dönüştüğü Kütahya'yı selamlıyorum. Cihan İmparatorluğumuzun kalbi Kütahya'yı selamlıyorum. Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın memleketi Kütahya'yı selamlıyorum. Evliya Çelebi'nin memleketi Kütahya, Ahmedi Dayı'nın şehri Kütahya. Selam olsun. Hayme Ana ne diyor? Ey oğul, boyundan soyundan olsun olmasın, insanlara adil davran. Yüreğinden inancı, ağzından duayı, davranışından ahlakı eksik etme. Beylik derlemek, ağalık vermek iledir. Sofranı, keseni yoksullara açık tut. İşte Osmanlı'yı kuran, Selçuklu'yu kuran, asırlar öncesinden gelen bu öğütler bizim baş tacımız. AK Parti hareketi, sevgili Kütahyalılar, 15 yıldır hakkı hakim kılmak için, adaleti tesis etmek için mücadele ediyor. Yüreğimizde millet sevdası, arkamızda sizlerin duası hiç ama hiç eksik olmadı. Milletle beraber Türkiye'yi büyüttük. Kazanımları hakça dağıttık. Garip kurabanın dostu, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını getirdim. Değerli Kütahyalı kardeşlerim, biz bu topraklara aşkla bağlıyız, aşkla. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Biz gençlerimiz olan geleceğe umutla baksınlar diye siyaset yapıyoruz. Annelerimizin gözlerindeki umut
çoğalsın diye siyasetteyiz. Evlerimiz, obalarımız, ocaklarımız, şehirlerimiz mamur olsun diye siyasetteyiz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına taşımak için siyasetteyiz. Devletimizi milletle birlikte güçlendirmek için siyasetteyiz. Hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Demokrasimizi, hukuk devletimizi, ülkemizi yüceltmek için siyaset yapıyoruz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz. Halka hizmeti, hakka hizmet olarak görüyoruz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu tarafa sessiz devrimler yaptık. Hayal edilemeyenleri gerçeğe dönüştürdük. Allah'a şükrolsun ki her açıdan çok daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Ekmeğimizi büyüttük, aşımızı çoğalttık. 15 yılda 8 milyon vatandaşımıza iş, aş sağladık. Ülkenin üzerindeki kara bulutları birer birer dağıttık. Allah bize bir daha o geçmiş kötü günleri göstermesin. İstikrarsızlığın, fakirliği bu millete bir daha yaşatmasın. Allah bu milleti bir daha IMF kapılarında gitmeye mecbur bırakmasın. Zayıf iktidarlar döneminde Türkiye'nin neler kaybettiğini siz iyi biliyorsunuz. 70'li yıllar, 90'lı yıllar Türkiye'nin kayıp yılları oldu. O yıllarda Türkiye doğru dürüst karar alamadı. Bakanlar kurulunu bile toplayamadı. Devlet bütçesi açıklar verdi. Hazinemiz tam takır haline geldi. Kamu hizmetleri geriledi, yetersiz kaldı. Onların uçurumun kenarına getirdiği Türkiye'yi milletimizle, sizlerle el ele vererek düzlüğe çıkardık. Onların itibarını zedelediği Türkiye'ye yeniden itibar kazandırdık. Bütün bunları, önümüze çıkarılan engelleri aşağı aşağı yaptık. Sizinle yaptık. En sonunu da 15 Temmuz'da yaptık. 15 Temmuz bu milletin destan yazdığı gecedir. Kütahya Zafer Meydanı'na ay yıldızlı bayrağıyla koştu. Alçaklara, darbecilere geçit vermediniz. Bu bayrak inmedi, bu ezanlar dinmedi. Allah sizden razı olsun. Bayrağımıza, demokrasimize, ülkemize sahip çıktınız. Siyasetçinin görevi, sevgili Kütahyalılar, ülkesine hizmet etmektir. Hizmet edene de destek olmaktır. Bugün, iki gün sonra önünüze gelen anayasa değişikliğine hayır diyenler, geçmişte memleketin yararına, her hizmete, her yatırıma da hayır dediler. Biz onları biliriz. Onlar sadece engellemek için varlar. Çünkü
Onların siyasetten anladıkları bu. Aman AK Parti hizmet yapmasın. Bu ülke ilerlemesin. Bu milletin gönlünü fethetmesin. Bunun için çalışıyorlar. Onların işi yapmak değil, yapılanı engellemektir. Üretmek için değil, ürettirmemek için çalıştılar. Aslında milletin de onlardan bir umudu yok, bir beklentisi yok. Kütahyalılar, bunlardan bir şey bekliyor musunuz? Cevabınız? 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 İşte bu kadar. İstedikleri kadar hayır hayır diye bağırsınlar. Kütahya biliyor ne yapacağını. Bakın ne diyor Kütahya? Ne zaman önümüze sandık gelse Kütahya milletin adamlarının yanında saf tuttu. Kütahya siz 2007 referandumunda %81 evet dediniz. Cumhurbaşkanlığı biz seçeceğiz dediniz. Şimdi Kütahya pazar günü yeni bir destan yazmaya hazır mı? Maşallah. Kütahya işi bitirmiş. Kütahya her zaman bizim yüzümüzü ak etti. Siz berabersiniz. Bizimle birliktesiniz ya. Gerisi önemli değil. Bu bize yeter. Millet bize yeter. Milletle beraber yürüyeceğiz. Ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız inşallah. Sevgili Kütahyalılar, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim yaptıklarımız ortada. Şimdi Zafer Havalanı'ndan gelirken işte o yolları gördüm. O Zafer Havalanı orada yoktu. 2014'te geldim, söz verdik, yapacağız dedik, yaptık mı? Kütahya'ya 15 yılda 11 milyar yatırım ve destek verdik. Kütahya'nın 2002 yılındaki ihracatı sevgili Kütahyalılar sadece 43 milyon dolar. Bugün 185 milyon dolara çıkmış. İşte Kütahya gelişiyor. Kütahya büyüyor. Kütahya her zaman bizim baş tacımız olmaya devam ediyor. Eğitimde Kütahya'ya 2000 derslik yaptık. TOKİ'de 8000 konut, 50 adet spor tesisi yaptık. Son 15 yılda Dumlupınar Üniversitesi'ne 8 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu açtık. Üniversitenin 2002'de 23 bin öğrencisi vardı. Bugün 58 bin öğrencisi var. İki kattan fazla. Yurt kapasitesini 2800'den 8600'e çıkardık. Şimdi de 10 bine çıkarıyoruz. Evliya Çelebi, Tavşanlı, Doçent Doktor Mustafa Kalemli, Çavdarhisar, Gediz, Hisarcık hastanelerini yaptık, hizmete aldık. Ayrıca Simav, İsmail Karakuyu ve Evliya Çelebi devlet hastanelerine de yeni bloklar yaptık. Kütahya'da 2002 yılına kadar sevgili Kütahyalılar sadece 23 kilometre bölünmüş yol vardı.
80 yılda 23 kilometre. Bunun üzerine 15 yılda 277 kilometre bölünmüş yol yaptık. 300 kilometreye çıkardık. Cumhuriyet tarihinde yapılan bölünmüş yolların 13 katını biz Kütahya'ya kazandırdık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Şu ay yıldızı kurban olduğum bayrağımı görelim. Bir görelim. Bakın sevgili Kütahyalılar, yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Buradan ilan ediyorum. Alçaklar, PKK, FETÖ kol kola girmiş, hayır diye kendilerini parçalıyorlar. Amaçları Türkiye terörle mücadelede başarılı olmasın. Aman diyorlar, hayır için çalışın. Evet çıkarsa biz biteriz. Kütahya ne diyor? Evet çıkacak. Siz de biteceksiniz. Kandiliniz sönecek. FETÖ da hesabını verecek. Değerli kardeşlerim, Kütahya, Bozüyük Kütahya, Kütahya Afyon ayrımı, Dumlupınar, Balıkesir, Dursunbey, Hayvancık, Tavşanlı Kütahya yollarını bölünmüş hale getirdik. 2012 yılında Zafer Havaalanı'nı hizmete aldık. Bugün yolcu sayısı 87 bine ulaştı ama bu çok düşük. Kütahya, Uşak, Afyon, 3 ilin havalimanı için bu yolcu çok az. Bunun çok daha artması lazım. Kütahyalılara iş düşüyor. Bu konuda gereken neyse hep beraber yapacağız. Bu havalimanını çok daha etkin hale getirmemiz Kütahya'nın ticareti için, turizmi için, ekonomisi için olmazsa olmaz. 5 karış Hasanlar barajları başta olmak üzere 11 tane baraj, 4 tane gölet yaptık. 71 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. Kütahya'yı konutlarda doğalgazla buluşturduk mu? Doğalgazı getirdik mi? Çavdarhisar'a bu sene, Simava Hisarcı'ya da seneye doğalgaz geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hükümetlerimiz döneminde Kütahya'da 232 milyon hayvancılık desteği olmak üzere toplam 720 milyon tarım ve hayvancılık desteği verdik. 2002 yılında Kütahya'da bir OSB'de 600 kişi çalışırken bugün Kütahya'nın 5 tane organize sanayi bölgesi var ve 10.600 çalışanı var. 600 nere? 10.600 nere? Tavşanlı, Emet, Gediz, Adalet Saraylarını yaptık, hizmete aldık. Bitmedi. Kütahya'ya devam eden hizmetlerimiz var. Müjdelerimiz var. Kütahya'ya 600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Simava, Emete, Altıntaş'a ilçe hastaneleri yapıyoruz. Huşu!
Muradınız oldu. Belde oldunuz. Pazar günü hazır mısınız? Rekor. Rekor olacak mı Huşu? Maşallah, maşallah. Kütahya Afyon ayrımı, Çavdarhisar, Gediz Abide ayrımı, Tavşanlı Emet, Simav, Balıkesir, Dursun Bey, Harmancık, Tavşanlı, Tunçbilek, Domacık, Simav, Dağardı yol çalışmaları devam ediyor. Bak bu işlerde önceki dönem milletvekili Soner Aksoy kardeşimizin emekleri var, gayretleri var. Diğer milletvekillerimizin gayretleri var. Hepsine teşekkür ediyorum. Mevcut milletvekillerimizin tamamı Kütahya'nın geleceği için, hizmetleri için sürekli gayret ediyorlar. Sizler adına onlara teşekkür ediyorum. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir tren hattının sinyalizasyonu bitiyor. Bu sene tamamlanacak. Şimdi soruyorum. Eskişehir, Kütahya, Afyon, Karahisar, Burdur, Antalya hızlı treni yapılacak. Kütahya'dan da geçecek. Hayırlı uğurlu olsun. 2200 yeni konut yapılıyor. 5 karış sulaması, ikinci kısım Kureyşler sulamaları başta olmak üzere 10 sulama tesisiyle 170 dönüm araziyi de ve suyla buluşturuyoruz, bereketle buluşturuyoruz. Kütahya'ya 12 tane daha baraj yapılacak. Kütahya Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı da sürüyor. Emet sülfürik asit tesisi ihale edilecek. Bütün çalışmalar bitti. Tavşanlı, Ömerler, yeraltı mekanizasyon genişletme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Böylece kömür üretimi artacak, yeni iş, aş imkanları doğacak. Daha pek çok şey söylenebilir ama vaktimiz sınırlı, zamanımız dar. Sevgili Kütahyalılar, Türkiye'nin geleceği için önemli bir karar veriyoruz. İki günümüz var. Cuma, cumartesi. Pazar günü daha dinamik, daha güçlü, daha kalkınmış bir Kütahya için hazır mısınız? Daha büyük hedefler için var mısınız? Uzun yıllar ihtiyaç duyduğumuz bu değişimi gerçekleştirecek misiniz? Milletin üzerinde her türlü vesayeti, her türlü darbe tehdidini kaldırmaya var mısınız? Türkiye'nin geleceği için şimdi bir kez daha söz sende Kütahya. Birlikte yeni bir tarih yazacak mıyız? Türkiye'yi şaha kaldıracak mıyız? 16 Nisan'da İnşallah büyük Türkiye için açılan kapıdan birlikte geçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gücü millettir, sizsiniz. Milletin basireti bugüne kadar hep doğruyu gördü, hep doğruyu buldu. İnşallah bu sefer de aynısı olacak. Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor. Darbeci anlayışla hazırlanan bu
hazırlanan 82 model anayasayı değiştirecek mi Kütahya? Türkiye'nin aydınlık yarınlarına evet mührü basmaya hazır mı Kütahya? Evet, Türkiye'nin önünü açacak sistem geliyor. Darbeci, vesayetçi zihniyetin bu memlekete hep zararı oldu. Memleketi kalkınmasını, büyümesini hep geciktirdi. Türkiye yeni bir destan yazmaya, Türkiye muasır medeniyetler seviyesine giden aydınlık yarınlarını 16 Nisan Pazar günü açmaya hazırlanıyor. Evet, şimdi değişim vakti. Artık istikrarla işimize, aşımıza, huzurumuza, geleceğimize bakacağız. Zayıf iktidar dönemleri bitecek. Artık iktidarın sahibi siz olacaksınız. Sandıkta seçeceksiniz. Güven oyunu sandıkta vereceksiniz. 5 yıl boyunca size hizmet edecek. Bir daha e-muhtıralar, darbe tehditleri, kapatma davası 15 Temmuz'lar yaşanmayacak. 16 Nisan'da millet kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye daha çok demokrasiye, daha güçlü yönetime, daha bir dinamik sisteme evet diyecek. Sözde, kararda sizin olacak, milletin olacak. Değerli kardeşlerim, biliyoruz bazıları hala bu düzen sürsün, vesayet devam etsin diyor. Birileri hala kapalı Türkiye hayali kuruyor. 15 yıldır bu hayallerinden vazgeçmediler. Bu davayı yok etmek, bu kutlu yürüyüşü engellemek isteyenler önümüze birçok engeller çıkardılar. İşte son denemeleri de 15 Temmuz. FETÖ militanları millete saldırdı. İstiklalimize, istikbalimize saldırdı. Ama benim milletim bu teröristlere hak ettikleri cevabı verdi. Kütahya bu cevabı verdi. O gece meydanlardaydınız. Demokrasi nöbetleri tuttunuz. Ülkeye sahip çıktınız. Cumhurbaşkanınıza, başbakanınıza, hükümete sahip çıktınız. Sizlerin onurlu duruşunuz destan oldu, destan. Allah sizden razı olsun. Zaten Kütahya'nın geçmişinde var, geleneğinde var. Haksızlığa isyanı, kahramanlığı Kütahya'nın meşhurdur. 1946 Adnan Menderes, demokrasi şehidi, Kütahya milletvekili oldu. O demokrasi şehidi başbakan 27 Mayıs darbesinden sonra da Kütahya'da tutuklandı. Kütahya bu zulme cevabını bu cuntacıların anayasasına hayır diyerek vermişti. 61'de bu milletin bir evladını yapılan haksızlığa karşı çıkmış, vesayet anayasasına red oyu vermişti, hayır oyu vermişti. İşte Kütahya gibi mangal yürekli insanlar 16 Nisan'da diğer bir darbe anayasasının kalıntılarını temizlemeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Size yakışan bu. Kütahya'ya yakışan budur. Kütahya inşallah 16 Nisan'da tekrar destan yazacak.
vesayeti tarihe gömmeye hazır mı Kütahya? Karanlık senaryoları bitirmeye var mı Kütahya? Daha çok kalkınma, daha çok refah için evet demeye hazır mısınız? Ekmeği aşı büyütmek için var mı Kütahya? Kesintisiz demokrasi için, güçlü Türkiye için evet demeye hazır mısınız? Türkiye'nin istiklali, istikbali için evet mi? O zaman Kütahya, Kütahya'dan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Güçlü Türkiye, güçlü yönetim için, vesayeti yok etmek için, kutuplaşma değil kucaklaşma için, daha çok refah, daha çok kalkınma için, büyük projeler, dev yatırımlar için, huzur için, istikrar için, milletin kardeşliği, birliği için, daima millet kararımız. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun sevgili Kütahyalı hemşerilerim. Ama iki gün boş durmak yok, tamam mı? Hanımlar, tamam mı? Bu zafer sizin zaferiniz olacak. İki gün boyunca çalışacağız. Sandıklara sahip olacağız. Bütün hemşerilerimizin elini sıkacağız. Ve pazar günü inşallah Kütahya rekor kıracak, rekor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Binali Yıldırım'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Kütahya. Bugün bir kez daha destan yazdın, tarih yazdın Kütahya. Temmuz'da şahitler için, kahraman yiğitler için, gaziler şehitler için kararımız tarafsız bir yargı için, her görüşe saygı için, tarihin hatrı için kararımız Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere Genel Başkan Yardımcımızı, Sayın Bakanımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanımızı, AK Parti İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı, Kadın Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanı'nı sahneye davet ediyoruz. Düşündük inceden ince. Evet biz evet diyoruz. Vatan ve millet denince. Evet biz evet diyoruz. Vatan bizim. Millet biziz. Bayrak bizim. Devlet biziz. Memlekettir tek derdimiz.
Evet, biz evet diyoruz. Bütün bayrakları görebilir miyiz Güdo'ya? Tek vatan için kararımız, tek devlet için kararımız, tek millet için kararımız, tek bayrak için kararımız. Teşekkürler Güdo'ya. Biriz, beraberiz, 80 milyon kardeşiz biz. Ayrı gayrı yok bizde. Çünkü biz Türkiye'yiz. Teşekkürler Kütahya. Bugün bu meydanda, cadde ve sokaklarda Başbakanımızı büyük bir coşkuyla karşılayan, bağrına basan, her zaman olduğu gibi başta baş tacımız olan hanımefendiler olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu alanın hazırlanmasında...